Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi HaberAksan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programıyla kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Yaz sezonunda ara verdiğimiz programımız yine yeni sezonda tarih, edebiyat ve toplumsal sorunlar üzerine o içerikle devam edecek. Sevgili seyircilerim, Samsun önemli bir kent. Özellikle Cumhuriyet tarihimiz için önemli bir kent. Bu önem öncelikle 19 Mayıs kenti olmasından kaynaklanan bir yapısı var. Emperyalist ülkelere karşı Anadolu halkının direnciyle bu noktaya gelmiş önemli bir yapısı var bu kentin. Samsun'un tarihsel yapısı çok eski bir yerleşim yeri olmasından kaynaklanıyor. Özellikle son yıllarda da bu yapıyı gündeme getiren, tarihsel belleğimizi günümüze taşıyan çok önemli tarihçiler var biliyorsunuz. Ama Samsun'da yaşamını tarihsel araştırmalara adamış bir yapısıyla günümüzde tarihsel mekanların da gündeme getirilmesi söz konusuydu. İşte bu son yıllarda tarihi araştırmalarla gündeme gelen önemli bir konuğum var. Birçoğunuz hatırladınız sanıyorum. Baki Sarısakal, tarihçi, araştırmacı, yazar. Baki Sarısakal, Samsun tarihinin araştırmasının yanında son yıllarda Samsun'daki tarihi mekanların da gündeme getirilmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Bu konuda da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz Beyefendi'nin samimi ve duyarlı tutumu bu tarihsel mekanların günümüze kazandırılması söz konusuydu. Ben öncelikle bu akşam Samsun'a kazandırılan bu tarihsel mekanları gündeme getirip masaya yatırmak istedim. İstanbul'dan konuğum olan Baki Sarısakal'ı hemen yakaladım ve stüdyoya apar topar getirdim. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Tarihsel mekanlar deyince sevgili hocam özellikle Samsun'da son günlerde Samsun Kalesi'nin evet. gündeme getirilmesi söz konusu. Samsun Kalesi biliyorsunuz çok önemli bir tarihsel misyonu olan bir kale. Samsun'da yaşayan birçok Samsun'un yerlisi bile Samsun'da kalenin varlığından haberi olmayan bir yapısı vardı. Oysa ki son yıllarda Samsun Kalesi'ni gündeme getirmeniz, biraz önce de söyledim izleyicilerime aktarmak için özellikle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Beyefendi'nin duyarlı ve samimi tutumundan dolayı artık kalenin gündeme getirilmesi söz konusu değil evet, mi hocam? Evet. Hocam kale hangi yıllarda, nasıl bir kaleydi? Samsun'da bu kale nasıl işlevler? Oradan başlayalım mı sevgili hocam? Evet. Cemil Bey, teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tüm Aks TV izleyicilerine iyi akşamlar diyorum. Şimdi Samsun Kalesi ile ilgili sizin de demin ifade ettiğiniz gibi bu konuda araştırmalar yaptık. Tabii bu konudaki araştırmaları Osmanlı arşiv belgelerinde bulduğum bir harita üzerine ben yoğunlaştırdım. Bu 1850 yılında çizilmiş olan bir harita, Samsun haritası. Burada kale sınırları da belliydi. Bir numaralı resmimize girersek bunun üzerinde daha detaylı açıklamalarda bulunabilirim. Şimdi bir numaralı resime baktığımız zaman burada 1192 yılında Danışmentler tarafından Amisos Kalesi'nin alınamaması üzerine sahilde bataklıkta Danışmentler tarafından kurulmuş olan bir kale. Bugünkü Samsun'un kökenini oluşturuyor bu kale. Haritaya baktığımız zaman da yine gördüğümüz gibi Sultanhane Meydanı'ndan Bidestan'a, deniz kıyısında ise Ziraat Bankası Özel İşlem Merkezi'nin bulunduğu arsadan Marif Kıraathanesi ya da bu daha sonraki halk arasındaki deyimiyle Havuzlu İsmail'in kahvesine kadar sınırlar olan bir kale karşımıza çıkıyor. Kalenin çok büyük kapıları var. 4 tane kapısı var. Kalın tahtalarla, dövme demir levhalarla örülmüş olan kapılar bunlar. Batı ve Doğu kapısı, Sultanhane Meydanı'nda günümüzde Şifa Hamamı denilen yerde evet. kazılarda da ortaya çıkan bir kapısı var. Bir tane de denize, sahile açılan bir kapısı var. Osmanlı Bankası'nın hemen ilerisinde, 15 adım kadar ilerisinde olan bir kapı var. Kum kapaltıyla günümüzde kadar gelebilmiş diyemeyeceğim ama yeri belli olan bir kapı var. Şimdi kum kapı Osmanlı Bankası'ndan 15 metre kadar ilerlediğiniz zaman sol tarafta bulunan bir kapı. Batı kapısı ise Namık Kemal Caddesi üzerinde halk tarafından Kuyumcular Çarşısı ya da caddesi denilen kısımda evet.
Kale Camisi ya da Timurtaş Paşa Camisi denilen caminin hemen girişinde, yani Bedesten Kapısı'yla Timurtaş Paşa Camisi'nin, Kuyumcular Camisi'nin aynen hemen giriş yerindeki olan kapı, buraya Kapı Mescidi de deniliyor. Kapı Mescidi oradaki camiden ötürü. Doğu Kapısı ise Bedeste'nin mahalle içine açılan bir kapısı. Burada gördüğümüz zaman aslında bizim fotoğraflarımızı alırlarsa daha iyi görülecek orada. Şimdi burada Bab-ı Kali denilen yerler, Bab-ı Kali sol tarafta olan yerler kale kapıları. Evet. Bu Bab-ı Kale, yani ekranın sol tarafında olan kale kapısı Bedesten'e bitişik olan kapı. Bedesten kalenin sol tarafındaki surlar üzerine inşa edilmiş olan bir yapı. Bedesten bahsinde de üzerinde duracağız. Bir diğer, demin söylediğim bir diğer kapı, bugünkü burada büyük hamam olarak gördüğümüz yer, o dönemde, şimdiki adı Şifa Hamamı, o dönemde Büyük Hamam denilen yer. Orada da bir kapı var. Bu kalıntılarda bu kapı ortaya çıktı. Büyük Hamam'ın uzantıları olan hamam kalıntıları da yine ortaya çıktı. Bir diğer kapı da sahilde, burada görünmeyen şu küçük hamamla Cami-i Kebir dediğimiz kısımda, denize nazır olan kısımda olan kapı. Bu da sahile açılan kum kapı denilen kapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 2 numaralı fotoğrafa girdiğimiz zaman, 2 numaralı fotoğrafta gördüğümüz gibi kalenin burada Ziraat Bankası, sol köşede Ziraat Bankası emekli ödemelerinin yapıldığı binayı görüyoruz. Oradan gidiyor, Büyük Cami'nin önüne kadar devam ediyor ve sahilde Merkez Bankası'nın denize bakan tarafında Büyük Cami'nin biraz ilerisinde, yani evet, Havuz-ı İsmail'in kahvesine kadar süren kare surlarını görmemiz mümkün. Bu 1960'lı yıllara kadar kalıntıları devam ediyor. Deniz dalgalarına uzun süre dayanabilsin diye her 12 adımda şeyler yapılmış, mahmuzlar yapılmış, güçlendirilmiş kare surları. 1640 yılında Evliya Çelebi Samsun'u ziyaret ettiği zaman Samsun Kalesi'nden çevresi 5000 adım, 70 kulesi, 2000 mazgalı, 4 kapısı ve Lebideriya Şeddatı bina bir sengin abadı diye bahsetmektedir. Yani kaleden bu şekilde bahsediyor. Bilindiği üzere 1869 yılında Samsun büyük bir yangın geçiriyor. Büyük Samsun yangını. Bu belediyenin karşısında bulunan Süleymaniye Medresesi'nde bir öğrencinin mumu devirmesi üzerine Samsun'un 3/2'si yanıyor. Bu yanma üzerine o Trabzon, Büyük Samsun yangını. Evet, 1869 Büyük Samsun yangını. Trabzon valisi Esat Paşa, Esat Muhlis Paşa, Samsun'un yeniden imar edilmesi amacıyla İsviçreli bir Fransız mühendisi getiriyor Samsun'a ve şehrin planı yapılıyor. Bu plan yapılırken de surların önemli bir bölümü yıkılıyor. 3 numaralı fotoğrafa baktığımız zaman bu kale surlarının uzunluğunu görüyoruz burada. Bu kale surları demin söylediğim gibi bütün sahil boyunca, yani o emekli paralarının ödendiği Ziraat Bankası şubesinden Havuzlu İsmail'in kahvesine kadar geçen yerdeki surlar. Buraya dikkatle baktığımız zaman Büyük Cami önündeki surları görüyoruz. Bu surların belirli bir kısmı da zaten günümüzde de mevcut. Orada tanıtım tabelası da vardır. Çok az bir kısmı kalmış. Evet. Asıl kısım da belediyenin yaptığı otopark var orada. Hı. Otoparkın altında da kale surları devam ediyor. Ama koruma kurulunun kararıyla, nasıl bir karar onu ben de anlayamadım, surlar sırayla kapatılmış, otoparkın altında duruyor. Yine burada bir parti binasının alt katında kale suru vardır. Evet. Büyük bir kale suru. Bu cam içinde, fanus içinde saklanması koşuluyla izin verilmesine rağmen bugün otopark olarak kullanılan o yerdeki kale kalıntıları birer birer yok edilmekte. Otopark alanı açılmak amacına yönelik olarak tahrip edilmektedir. Buna da ilgililerin, etkili ve yetkili makamların dikkatini çekiyorum. Buraya zamanında Trabzon Koruma Kurulu'ndan bahçe duvarı diye izin almışlar, ruhsat almışlar ve bu binalar Çenesizler İşhanı'nın olduğu yerde yapılmış. Şimdi sorarım, o kadar kalınlıkta bir bahçe duvarı olur mu? Ama maalesef Türkiye'de oluyor, Samsun'da da bu şekilde bu kale duvarını
bahçe duvarı diye yutturmuşlar diyeyim argo tabirle, evet. Ve binayı inşa ettirmişler. Şimdi zaten Samsun'da gezintiye çıkan bir kişi Telekom'la postanenin arasına girdiği zaman orada bedesten dediğimiz kısmın kale duvarlarına yapıldığını biraz önce söylemiştim. Hı. Orada kale duvarları halen mevcut. Burada. Şimdi bu oradaki resimler yok. Yalnız dediğim gibi buralara kale surları inşa edilebilir. Yani surlar müsait yerlere inşa edilebilir. Büyük cami önünden Marif Kıraathanesi'ne kadar olan sahil kısmındaki, şu kısımdaki surlar da yeniden inşa edilebilir. Çünkü durum müsait. Merkez Bankası'nın önü açık. Osmanlı Bankası'nın önü açık. Bir de Cumhuriyet Meydanı demeyeyim, caminin önündeki surlar da açık. Bu surların burada yapılabilmesi olanaklı. 6 numaralı resmi girdiğimiz zaman işte burada Samsun Kalesi'nin surlarını görüyoruz. Bakın burada bu Rus vatandaşı olan Gürcistan asıllı Ermenov denilen bir fotoğrafçı var. Bu 1800'lü yıllarda Karadeniz bölgesine gelmiş ve fotoğraflar çekmiş. Bu çektiği fotoğraflardan birisi de Samsun Kalesi'ni gösteriyor. Bakın orada burçlara olan muhteşem bir kale görüntüsü var. Yine bunun devamı olan bir fotoğrafımız var. 6'ya 1 adıyla. Bakın burada da yine kale görülüyor. Burada kubbeli yapı katedral, Rum Ortodoks Katedrali. Bugün 23 Nisan'ın yerinde bulunan katedral. 23 Nisan var bugün yerinde. Deniz kıyısına doğru baktığımız zaman ise yine kaleyi tüm görkemiyle orada görüyoruz kaleyi. Bu büyük cami önünden uzanan sur parçasının uzunluğu 16 metre, genişliği 0.80 santimetre, yüksekliği 1.20. Yüksekliğin altında yani temelde olan yükseklikte 1.70 metreye ulaşmaktadır. Derinliği ise 2.5 metreye ulaştığı görülmektedir bunun da. Yine burada 3 numaralı fotoğrafı girdiğimiz zaman buradaki işte demin surların yüksekliğini verdiğim surlar burada görülmektedir. Bu surların belirli bir bölümünü yeniden inşa etmek mümkündür. Yani arazi ona elverişlidir. Surların devamı zaten kazıldığında da ortaya çıkacaktır. Burada Samsun Kalesi. Şimdi bu Samsun Kalesi ile ilgili olarak işte demin söylediğim gibi kazılar sonucunda ortaya çıkacak olan bölümlerin Sayın Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bey'in de ifade ettiği gibi burada bunların koruma altına alınacağı ve yine dediğim gibi bu bedesten tarafındaki arka taraftaki surların yeniden inşa edilebileceği konusunda veya işte sahil kesimindeki surların inşa edilmesiyle Samsun Kalesi zannediyorum belirli bir bölümle de olsa Samsun halkının ya da Samsun'u ziyaret edenlerin hizmetine sunulacaktır diyebilirim bu konuda. Tabii hocam şöyle bir şey var. Samsun Kalesi bugün günümüzde çok küçük bir bölümü kalmış. Evet. Oysa ki o kalenin yapısı çok daha uzun. Muhakkak. Uzundu. Tabii. Şimdi Samsun Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok duyarlı davrandı dedik. Peki ne yapmayı düşünüyor sevgili izleyicilerim de rahat anlayabilmesi açısından? Çünkü bu fotoğraflar 1800'lerin sonuna ait fotoğraflar. Evet. Ve bu fotoğraflarda net olarak anlaşılmıyor. Ama Büyükşehir Belediyesi kaleye ciddi olarak, duyarlı olarak üzerinde bunu günümüze kazandırıp turizme açmayı hedefledi. Ancak ne yapmak istiyor hocam? Bu konuda siz danışmanlık da yaptınız. Evet, kale konusunda. Için. Şimdi burada Yusuf Ziya Bey'e teşekkür ediyorum, belediye başkanımıza. Yalnız yine kendisini rahmetle anacağım önemli bir şahsiyet. Samsunların çoğu belki kendisini tanırlar veya tanımazlar. Kenan Şara Beyefendi'yi rahmetle anıyorum. Kendisi bu konuda gerçekten büyük çaba gösteren önemli bir kişiliktir Samsun adına. Ölümü de büyük bir kayıptır Samsun açısından. Bütün bu işleri biz Yusuf Ziya Bey, belediye başkanımız ve Kenan Şara Bey ile beraber uzun uzun konuştuk. Yani ne yapılabilir? Hatta Tarihi Kentler Birliği'nde başkanıdır bu dönemde belediye başkanımız.
Metin Sezen Beyefendi vardır, Profesör Metin Sezen Bey. Onunla beraber Samsun'da, İstanbul'dan geldiğim zaman gezinti yaptık. Samsun gezintisi. Bu gezintide kaleyle ilgili ne yapılabilir sorusu aklımıza geldi. Ve onunla ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi burada mümkün olan yer, o Sultanahmet Meydanı'ndaki önceki plan tamamen değişiyor. Bu değişiklik sonucunda da zannediyorum bunlar bulunduğu yerde korunacak. Yani çıkan kalıntılar. Ve burada demin ifade ettiğim gibi surların yapılabileceği, yeniden örülebileceği, ihya edileceği yerler işte Bursa'da olduğu gibi veya Gaziantep'te olduğu gibi yeniden bu surların inşası mümkün. Kulelerin mümkün olan yerlerde inşası mümkün. Ben belediye başkanımızın Samsun Kalesi'ni Samsun halkına kazandıracağını ve turizme bütün insanlığın hizmetine sunacağına inanıyorum. Evet hocam, zamanı iyi kullanma açısından devam edelim mi? Bir dizi fotoğrafla geldiniz. Birçoğu da yeni bunların. İlk defa burada kamuoyuna sunuyorsunuz. Onun için devam edelim hocam kestirmeden. Zamanı iyi kullanma açısından. Tabii. Şimdi hemen bunun yanında yine belediyenin yapım aşamasında olduğu ya da onarım aşamasında, Samsun'a kazandırma aşamasında olduğu bir taşan var. Bu taşan denilen bina İskele Caddesi üzerinde Ali Paşa Vakfı'na ait olan bir bina. 17. yüzyılların sonlarına doğru inşa edilmiş olan bir bina. Bu vakıflara ait olan bir binaydı. Mülkiyeti şimdi belediyeye geçmiş durumda ve taşan zamanında tahribata uğramış. Yani yol geçirmek amacıyla belirli bir bölümü kesilmiş, yontulmuş ve oradan yol geçilmiş. Buna ait bilgi ve belgelere Osmanlı Araştırmalar Merkezi'nden ulaşıldı ve burada yapılan kazılar sonucunda da bu kesintilerin ortaya çıktığı ve bunun da yine aynı şekilde Samsun'un gündemine geleceğini ve Samsun halkına taşanın kazandırılacağını söyleyebilirim. Bedesten denilen bir yer var. Bedesten 1600'lü yıllarda Samsun'da Cehennüma isimli kitabı yazan Katip Çelebi burayı ziyaret ettiği zaman Suki Muhtasır, yani küçük bir pazarı olduğunu, küçük bir çarşısı olduğunu söylüyor. Bunun biz Bedesten olduğunu söylüyoruz. Bedesten biraz önce de söylediğim gibi kale duvarlarına bitişik olarak sağlı sollu 44 tane dükkandan oluşuyor. Fotoğrafımız var mı hocam? Fotoğrafımız var mı? Fotoğrafımız burada var. Bedesten'in fotoğrafı, giriş fotoğrafı var Bedesten'in. Evet. O Bedesten fotoğrafı, 8 numaralı fotoğraf girdiği zaman Bedesten'in Cumhuriyet döneminde çekilmiş olan bir fotoğrafı. Tabii bu basılmış olan bir fotoğraf, uzunlamasını olan bir fotoğraftır. Evet. Bu demin söylediğim gibi buradaki 44 tane dükkanın üzeri kemerlerle örtülü, havalandırma delikleri var. 1864'te Bedesten onarılıyor. Bazı dükkanlar kapıya çevriliyor. 4 kapıya ilaveten 2 tane de giriş kapısı, günümüze kadar ulaşan kapıları kalmış bir tek günümüzde. Bu binalar 1910 yılında Bedesten'in üstü açılıyor, açık hale getiriyor. Kapalı olan, kubbeli kapalı olan yapı kaldırılıyor. 1914'ten itibaren bazı dükkanlar bina altlarına çevriliyor, üzerlerine bina çıkılıyor ve böylece sadece günümüzde 2 kemerli kapı kalmış. Burada yine Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemesi, Bedesten'in eski haline kavuşturulması için çalışmaları var diye duyumlarım var. Bu konuda da Yusuf Ziya Bey ve ekibi çalışıyor. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin Samsun'daki tarihsel dokuyu ortaya çıkarmak ve buradaki çalışmaları yapmak amacıyla İstanbullu bir mimar, tanınmış ünlü bir mimar, Osman Aralot denilen beyefendiyle görüştüler. Osman Aralot beyefendiyle İstanbul'da ben de görüştüm. Beni de davet ettiler toplantıya ve bu toplantıda alınan kararlar sonucunda belirli bir şeridin, yani Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp istasyona kadar uzanan tarihi şeritte eski Samsun'u yaşatma kararı alındı. Bu eski Samsun'u yaşatma kararında da orada bulunan binalar günümüze kazandırılacak veya mevcut olan binalar da eski işlevlerine kavuşacak. Burada karşımıza çıkan 9 numaralı fotoğrafı girersek bir önemli bir yapı var. Samsun'un o dönemde otelleri meşhur. Ama bu 9 numaralı fotoğrafta gördüğümüz Mantika Palace Oteli. Evet. Şimdi bazı izleyicilerimiz karıştırmasın. Ya bu Mantika Palace Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a geldiğinde Gazi 19 Mayıs 1919'da Gazi Müzesi'nin olduğu yerdeki Mantika Palace mı? Aynı adam işletiyor iki oteli de. Buradaki
Grand Hotel Mantika, diğeri de ondan küçük olan Mustafa Kemal Paşa'nın kaldığı otel ise Mantika Palace olarak atılıyor. Buradaki kişiden alıyor adını, işleten kişi Jean Alexis Mantika denilen kişi. İsmini oradan alıyor. Bu zaten zannediyorum belediyenin üzerinde olan bir binadır. Hazineden belediyeye geçmiştir. Burası da değerlendirilebilir. Siz demin Samsun hakkındaki önerileriniz, bu konudaki önerileriniz dediniz. Burası bir, nasıl söyleyeyim, belediye misafirhanesi veya konaklama yeri olarak da konuk evi olarak düzenlenebilir. Tarihi nostaljik o dönemde çok önemli. Reklama baktığınızda Grand Hotel Mantika çok önemli o dönemde bir otel. Hı. Yine günümüzdeki bir fotoğrafı var Mantika Palace'ın. Bu da 10 numaralı fotoğraf. Günümüzde derken bu 1950'li yıllarda olan bir fotoğraftır Mantika Palace'ın. Günümüze kadar sağlam olarak gelmiştir. Bunun arkasında Tophane Sokağı vardır. Belediye Hastanesi ile eski Tophane Sokağı birleştirildiği zaman orada tarihi bir Samsun Sokağı oluşturulabilir. Şimdi yalnız burada Belediye Hastanesi derken 11 numaralı fotoğrafı girersek burada Samsun'un ilk hastanesi olarak belediyenin açtığı bir hastane vardır. 1886 yılında açılmış olan bir hastanedir bu. 4 odalı eski küçük bir hastanedir bu. Günümüze kadar gelmişti. Yalnız ben en son geldiğimde bunu yerinde göremedim. Bunun yerinde yıkılmış, maalesef yıkılmış ve yerine otopark olarak kullanılıyor. Şimdi buradan soruyorum ya, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu. Kime sordunuz da buna yıkım izni verdiniz? Ben diyorum ki ya burası tarihi bir bina. Buraya müze yapalım, sağlık müzesi yapalım. Belediyenin ilk hastanesi diyorum. Burada Sayın Profesör Doktor Yücel Tanyeri'den temin edeceğimiz, onun çok önemli bir arşivi vardır. Tıp malzemeleriyle, ameliyat malzemeleriyle ilgili. Onunla ilgili olarak, onunla da temasa geçtim. Söz verdi, sağlık müzesine konulacağıyla ilgili olarak. Ha bunlar biliyor da olamaz. Benim Sağlık Tarihi isimli kitabımda buranın hastane olduğu fotoğraflarla beraber yayınlanmıştır. Ama ne yazık ki Samsun'da bazı şeyleri aşamıyoruz. Yıkmayın dediğimiz halde, tarihi dediğimiz halde bir gece bir bakıyorsunuz ki otopark olmuş. Maalesef. Ya bu para getirmiyor. Eski maalesef. Samsunlar bunu hatırlarlar. Sultanın pavyonu ya da Mehtap kazinası olarak kullanılmış uzun süre. Atıl vaziyette duruyordu. Burada dediğim gibi bir Samsun Belediyesi hastanesi olarak, bir sağlık müzesi olarak kullanılabilirdi. Ama şimdi maalesef yerinde yerler esiyor. Bunun hemen yan tarafında, karşısında Nemlizade Tiyatrosu vardır. 12 numaralı fotoğrafı girdiğimiz zaman burası Tütün Merkezi'nin karşısında Nemlizade Hamdi Bey'in 1907 yılında Çarşambalı Simeonaki isimli bir Rum kafaya yaptırdığı 1000 kişilik bir tiyatrodur. Bakın o dönemde Samsun'da 4 tane tiyatro salonu var. Yıl kaç hocam? Yıl 1907 yılında yaptırılan 1907. Bir tiyatro. 1000 kişilik. Bakın 2 katlıdır bu. Ahmet dekorlarını da ünlü tiyatro adamı Ahmet Fehim Efendi hazırlamıştır. Harika. Lojaları vardır. Bütün Anadolu'dan Samsun'a gelen kişiler burada turne verdikleri zaman, turneye çıktıkları zaman burada temsiller vermiştir. Çok önemli bir yerdir. Başkanımızdan ben Samsun halkına adına rica ediyorum. O tarihsel blok içinde de kalıyor. Buranın tekrar bir tiyatro binası haline getirilip Samsun'a eski şekliyle kazandırılması gündeme gelebilir. Bu da gerçekleştirilirse Samsun halkı adına ben kendilerine müteşekkir olacağım. Bunun hemen Cemil Bey karşı tarafında önemli olan, Samsun'la özdeş olan tütün vardır. Tütün. Evet. Samsun Tütün Merkezi'dir burası. 1866 yılında Karantinahane denilen bölgenin hemen yanında, karşısında 4 tane kapısı olan 13 numaralı fotoğrafı girdiğimiz zaman, bakın bu Samsun'daki tütün merkezinin planıdır bu. Kapılarıyla beraber görünmektedir. Burası yapıldığı dönemde üstü kapalıdır. Daha sonra üstü açılmış, 4 kapılı muazzam bir yerdir burası. Günümüze kadar gelmiştir. Binaların çoğu da durmaktadır. Şimdi bir dershane vardı orada yakın zamana kadar. Reklam olmasın diye ismini vermiyorum. Onun olduğu civarda o blok Mecidiye ile Bankalar Caddesi arasında halen durmaktadır. Şimdi burası bir kapalı alan haline getirilebilir. Samsun'un ilk çarşılarından biri olmasına için önemlidir. Ve oradaki dükkanların çoğu da aynı özelliklerini korumaktadır.
günümüzde kazandırılmaktadır. Merkez içi dediğimiz yer. Tütün merkezi diye adlandırılan yer. Şimdi tütünle falan ilgisi yoktur. Ama burada bir nasıl söyleyeyim, ya kültür merkezi ya da AVM de yapılabilir. Yani evet, AVM'ler çok sayıda Samsun'da ama burası da değerlendirilebilir üstü kapatılarak. Bunun biz işte yine rahmetli Kenan Bey'le ve Sayın Başkanım'la keşfini yaptık. Onların da bu konuda görüşleri olumlu. Zannediyorum en kısa zamanda burası tabii da... Tabii tarihi dokusunu yok tabii etmeden. Tabii yok etmeden, tabii aynı şekilde kapılarıyla beraber bunu Samsun halkına kazandırmak, onun beğenisine sunmak amacını güdüyor. 14 numaralı fotoğrafa girdiğimiz zaman da bu da Samsun'un denizden alınmış iskele fotoğrafıdır. Tütün iskelesi. Tütün iskelesi, rejim iskelesi. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da bu iskeleden Samsun'a çıkmıştır. Şurada görülen çatı, üçgen çatılı olan bina Nemlizade Tiyatrosu'dur. İki binanın arasında olan kapı da biraz önce bahsettiğimiz yerdeki taş kapı vardır orada. Golcü kulübeleri vardır tütün kaçırmasınlar diye. Orası da bu tütün merkezine giriş olan yerdir. Evet. Dediğim gibi buradaki doku, işte Bankalar Caddesi, Nemlizade Tiyatrosu, Belediye Hastanesi, Mantika Palas bu alanı içine alacak şekilde tarihi bir doku olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi 15 numaralı fotoğrafa geçtiğimiz zaman, şimdi burada bir çeşme görüyoruz. Bu çeşmeye baktığımız zaman, bu hazırlanan plan içinde değil. Yalı Camisi vardır Samsun'da. Yalı Camisi'nin önünde, Hınta Pazarı ya da Buğday Pazarı denilen yerde, Yalı Camisi'nin önünde bulunan bir çeşmedir bu. Abdullah Paşa Çeşmesi denilen çeşmedir. Evet. Bu çeşmenin bütün plan projeleri yapılmış ama yapım aşamasına geçmemiştir. 1848 yılında Samsun Mutasarrıfı Abdullah Paşa adına Hacı Hanım Efendi tarafından yaptırılmış olan bir çeşme, görkemli bir çeşmedir. Çeşme 1930 yılında Samsun Belediye Başkanı Doktor Faik Bey tarafından yıktırılmıştır. Bazı internette yanlış bilgiler var. İşte Kemal Vefgül tarafından yıktırıldı diye. 1930 yılında Kemal Vefgül'ün esamesi yoktur. O yıktırmamıştır. Demin söylediğim gibi Doktor Faik Bey yıktırmıştır. Faik Bey kimdir? Antiparantez bilgi vereyim. Vahiy Öz vardır. Ünlü onun babasıdır. Evet. Vahiy Öz Samsun doğumludur. Bu da Vahiy Öz'ün babasıdır. Onun tarafından yıktırılmıştır. Şimdi bu çeşmenin yeniden ihyasıyla çınar ağacı etrafındaki bölüm turizme kazandırılabilir diyorum. Bunun haricinde yine aynı bölge içinde Samsun Mevlevihanesi var. Çok önemli. Mevlevihane önemli. Şimdi 1852 yıllarında Samsun'da bir Mevlevi dergahı var. 1852 ile 1862 yıllar arasında silik vaziyette. Ama 1863 yılında buraya bir müfettiş, Mustafa Bey denilen bir müfettiş geliyor. Kendisi de Mevlevi. Bu Mevlevihane'ye el atıyor ve musalla denilen mevkide Mevlevihane inşa ediyor. Mevlevihane'nin yeri neresi? Bu resim değil. Bunu girmeyelim. Onun resmi yoktur. Mevlevihane bugünkü, nasıl söyleyeyim size, bu reji binalarının yapıldığı yerde eski Tekel Baş Müdürlüğü binası vardır. Evet. Orası Avusturya-Macaristan Konsolosluğu'dur. Osmanlı döneminde Avusturya Macaristan Konsolosluğu'nun yan tarafında Mevlevihane vardır. Hemen onun yanı tarafında da Rufai Dergahı vardır. Onun yanında da Rus Konsolosluğu vardır. Hepsi musalla arsası üzerinde Mevlevihane'den alınmış olan arsalardır. Bu da yeniden Samsun'a kazandırılabilir aynı şekilde diyorum. Şimdi yine Samsun'a kazandırılması gereken meydanlardan bir tanesi de Kadıköy'de Hürriyet Meydanı vardır. 1908 yılında inşa edilen Hürriyet Meydanı. Kazım Paşa İlkokulu'nun bulunduğu yerde büyük bir meydan var, büyük bir çeşme var. Şimdi burada Kazım Paşa Okulu, İlköğretim Okulu başka bir yere nakledildiği zaman bu meydan yeniden çeşmesiyle beraber Kadıköy halkına veya Samsun halkına kazandırılabilir. Bu diyorsunuz. Tabii. Evet. Bu da yeni, dediğim gibi, yeniden Samsun'a kazandırılacak olan bölümlerden birisi. 18 numaralı fotoğrafa girdiğimiz zaman bu fotoğrafta önemli bir resim göreceğiz. 18 numaralı fotoğrafta. Burası Canik Oteli denilen oteldir. Samsun'un ünlü otellerinden birisidir. Otele baktığımız zaman yapı şekli itibariyle çok önemli bir özellik arz etmektedir. Üçgen şeklinde bir oteldir.
Turizm çekmek amacıyla, turist çekmek amacıyla bu otelin yeniden inşası gündeme gelebilir. 19 numaralı resme baktığımız zaman ise, bakın burada deniz hamamı görüyoruz. Samsun'da deniz hamamları önemli Cemil Bey. Evet. Belediyenin önünde kurulan hamamlar var. İşte gazhane bölümünde kurulan hamamlar var. Bunlar yaz aylarında faaliyete geçiyorlar. Hükümet konağı önünde kurulan hamamlar var. Bunlara deniz hamamı deniyor. Bakın gördüğümüz şekilde biz Samsun'daki belediye plajları var. Bu belediye plajlarının adını Samsun'un değerini korumak amacına yönelik olarak deniz hamamları diye nitelendirebiliriz. Veya o plajın belirli bir bölümünde bunu yaparak tarihsel misyonunu koruyarak anlamını tabii ifade eden günümüze taşımak amacına yönelik olarak bu da gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Yine 20 numaralı fotoğrafa geçtiğimiz zaman bu fotoğrafta bakın ilginç bir gümrük iskelesinde çekilmiş olan bir fotoğraftır. Kayıkların takaların özelliğine bakarsanız Vikinglere benzer kayıklar, Viking kayıklarına benzer. Bu kayıklar inşa ettirilerek Samsun'a özgü bir kayıktır bunlar. Bunlar Samsun halkının gezinti yapma amacıyla kullanabilecek şekle getirilebilir Viking kayıkları. Çünkü Samsun'a özgün olan yapılardır bunlar. Burada 21 numaralı bir fotoğrafa geçtiğimiz zaman Hamidiye Çeşmesi denilen bir çeşme görüyoruz. 1891 yılında inşa edilmiş olan bir çeşme bu. Hamidiye Çeşmesi günümüzde Subaşı denilen bir yer var. Subaşı, eskiler daha iyi bilir. Subaşı'nın adını aldığı çeşme bu çeşmedir. 22 numaralı fotoğrafa geçtiğimiz zaman yine bakın burada Hamidiye Çeşmesi ve önünden geçen Samsunlu vatandaşları görüyoruz burada. Hamidiye Çeşmesi'nin daha sonraki fotoğrafına geçtiğimiz zaman ise yani 23. fotoğrafa üzerindeki sütun kalkmış ve Subaşı dediğimiz şekle dönüşmüş olan yer. Subaşı neresi? Subaşı Demirciler Yokuşu'na çıkan Mecidiye'ye dönen yani 5 tane yolun kesiştiği yerdeki bu çeşmeden alıyor adını. Bu çeşmenin de aynı şekilde yapılması, plan projeleri mevcut, müsait olan bir yere yeniden yapılması mümkün. Bunun da Samsun'un tarihi kimliğini ön plana çıkaracağına inanıyorum. 24 numaralı resme geçtiğimiz zaman burada İstiklal Kıraathanesi'ni görüyoruz. Önemli bir yer. Subay Gazinosu'nun yanındaki binadır burası. Eskiler burayı Ganyan olarak hatırlarlar. Atta at yarışmasının oynandığı bir yer vardır. Benim yaşımda olan 62-63 yaşında olanların gittiği, o dönemin gençlerinin gittiği Ganyan kafesidir. Burada karagöz oynatılır Ramazanlarda Osmanlı döneminde. Bu bina sağlam bir vaziyette durmaktadır. Bu bina da Samsun'a kazandırılabilir. 25 numaralı fotoğrafımıza geçtiğimiz zaman ise burada katedral binasını görüyoruz. Rum Ortodoks Katedrali'nin binası burası. Yerinde bugün 23 Nisan İlköğretim Okulu var. Şimdi bu katedral 1939 Samsun depreminde yıkılmış. Yıkılmış derken kuleleri falan yıkıldığından daha sonra Süreyya Sineması olarak işlev görmüş. Kısa bir süre Süreyya Sineması olarak devam ettikten sonra Kazım Paşa devrin valisine izaf eden Kazım Paşa Sineması adını almış. Şimdi 23 Nisan İlköğretim Okulu ve Namık Kemal Lisesi'nin başka yerlere taşınmasıyla tarihsel bir doku ortaya çıkıyor. Bir tarafta Borluoğlu, yani bugünkü Kültür Müdürlüğü'nün olduğu bina, Cumhuriyet İlkokulu, yanında Dumlupınar İlkokulu, arkada Sanat Sokağı ve o kuleli ev vardır, direkli ev vardır evet. Bir tane. O direkli evin açılmasıyla o Reji Caddesi'ndeki günümüzdeki AVM olan yerdeki dokuyla burayı tamamen bir meydan haline getirmek mümkün. İki tane okulu alacaksınız, başka yere nakledeceksiniz. Büyük bir meydan kazanacak, tarihi bir meydan. Avrupa'da bazı kentlerde vardır. Tarihi mekanlar geniş anlamda meydan olarak çıkıyor. Yusuf Ziya Bey'in başkanımızın çok önemli bir projesi daha vardır. Belediye ek binalarını da yıkarak oradaki tarihi dokuyu, işte demin ifade ettiğimiz gibi Sahtane Meydanı'ndaki kale kalıntıları, oradaki Süleymaniye Camisi, oradaki hamam, şifa hamamı eski bir hamamdır ve belediyenin eski binasıyla orası da geniş bir meydan haline gelecektir.
29 numaralı fotoğrafa geçtiğimiz zaman, 29 numaralı fotoğrafta biz bugünkü belediye ilk öğretimi okulunun olduğu yer, kolejin olduğu yer, sigorta hastanesinin olduğu yer, günümüzde Gazi Devlet Hastanesi'nin olduğu yerde Rum mezarlığını görüyoruz burada. Şimdi bu Rum mezarlığında 30 numaralı bir fotoğrafa geçtiğimiz zaman göreceğiz. Burada bir proje görüyoruz. Bu projede mezarlığın içinde şöyle bir yapı var. Çok güzel. Roma devrinden kalma izlenimi veren bir yapı var. Bu yapı oradaki belediye parkına inşa edilirse böyle bir yapı kültür merkezi olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Bu yapı tekrar günümüze gelirse, inşa edilirse, 31 numaralı fotoğrafa geçtiğimiz zaman daha dikkatli olarak uzaktan da olsa göreceğiz. Bakın çok uzakta, dağların hemen altında görülen kuleyi buradan tam olarak seçiliyor mu bilmiyorum. Bana uzak kalıyor ama orada duvarların içinde bu dediğimiz bina var. Bu binayı hemen belediye ilköğretim okulunun yanındaki parka inşa etmek mümkün. Plan projeleri mevcut. Turist çekme açısından yararlı olacak diye düşünüyorum bu konuda. Yine 32 numaralı resme girdiğimiz zaman burası Kadıköy Koruluğu. Burada toprak kayması var diye ağaçlandırıldı Cemil Bey. Evet. Tamamen ağaçlandırıldı. Ağaçlı zaten yer. Kadıköy Koruluğu denilen yer burası. Burası Şair ve Yazarlar Parkı haline getirilebilir. Samsun doğumlu Şair ve Yazarlar Parkı. Çeşitli yerlerde var. İstanbul'da Süleyman Seba'nın Beşiktaş'ta olan parkı Şair ve Yazarlar Parkı'dır. Burası da bu şekilde değerlendirilip evet. kazandırılabilir diye düşünüyorum. Ve çok iyi olur diye de ifade etmek istiyorum. 33. resme geldiğimiz zaman bu orijinal bir resimdir. Bunun yeri Samsun Cezaevi'dir. Hükümet Konağı'nın yanında yapılması planlanan ama gerçekleşmeyen cezaevidir. Bugün Yıldız Sineması vardı, yıkıldı. Yeri boştur bunun. Eğer bu şekilde planlanmış olan bir bina buraya kondurulduğu zaman bu da Samsun halkına tarihsel anlamda kent kültürüne önemli bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Bunun da aynı şekilde. Hamidiye Hastanesi vardır. Günümüzde ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olarak kullanılan. Orada fotoğrafını almadım ama önemli bir sütun vardır. O sütunun plan projeleri bendedir. Yazısı da bendedir. Oraya o sütunun dikilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hamidiye Hastanesi'nin yani Gureba Hastanesi yani evet. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Evet. Sizin matbaanızın bulunduğu yerde Frank Kilisesi ya da İtalyan Katolik Kilisesi denilen bir kilise vardır. Bu kilisenin yanında rahipler evi vardır. Evet. Kilise ve rahipler evi korunmak şartıyla etrafının temizlenerek orası bir yeşil alan haline getirilebilir. Yani bugün küçük Samsun'da Samsun'da kalan, ayakta kalan tek kilisenin yanındaki. Yanında da Ruhban evi vardır. Ruhbanlar evet. evi vardır. Orası zannediyorum restore ediliyor. Benim burada söylediğim o kilisenin önündeki döküntülerin kalkması, o sandalyelerin, çay ocaklarının kalkması ve ön kısımdaki binaların kalkanarak orası bir yeşil alan haline gelirse çok sayıda Samsun'a turist çeker diye düşünüyorum. Samsun'un bir kazanımı olur diye düşünüyorum. Şimdi önemli bir konu daha var. Reji binaları. Samsun eşittir tütün. Belirli bir dönemde. Samsun'un önemli bir eksikliği var. Bafra'da tütün müzesi kuruluyor. Ama ben diyorum ki Samsun'da da aynı yerde o binaların üst katında tütün müzesi olması lazım Samsun'un. Bu konuda Kavala'da tütün müzesi var. Ben kendim gittim, ziyaret ettim. Kavala tütün müzesi. Aynısını biz burada tütüncülük kenti olan Samsun'da da kurabiliriz orada. Üst katında. Bafra'da var diye Samsun'da kurulmayacak diye bir yok. Bafra'da tütünüyle tanınıyor. Samsun'da tütünüyle tanınıyor. Evet sevgili hocam fotoğraflara devam ediyor mu? Sizin birikimleriniz yansımasını ben biliyorum. Sabaha kadar sürer bu. Çok teşekkür ederim. Zamanımız da kısıtlı olduğu için. Zamanımız çok sınırlı. Özür diliyorum. Çabuk çabuk anlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü evet. bu konuştuğumuz konular 50 dakikaya sığdırılacak konular değil. Evet. Ben yine vakitten tasarruf etmek amacıyla tekrar dönüyorum. 1950'li yıllara kadar ayakta duran Amistos Kalesi vardır. Bugünkü Sara Sıhhiye Okulu'nun olduğu yerde kale kalıntıları hala durmaktadır.
Bunun genelkurmayla yazışılarak o kalenin tekrar inşası, surlarının inşası mümkün olabilir. O zaman ortaya çok güzel bir manzara çıkar. Siz sahilde dolaşırken karşıda kale sizi selamlar. İşte danışmentlerin kurduğu 1196'daki Samsun'un övesinin kurulmasının nedeni olan kale de orasıdır. Orası Cenevizlilerin elindeki bir kaledir. Cenevizliler orayı savunmuşlar, o dönemde alamamışlar. Ama daha sonra şehir işgal edince, Türkler tarafından ele geçirilince orayı yakmışlar. Kara kara dumanlar oluşmaya başlamış. Kara Samsun, eskilerin deyimiyle Kara Samsun adı oradan gelmiş. Yine belediyenin yaptığı önemli çalışmalardan birisi var. Tam bu tepenin, Amisos'un karşısında nekropol var, mezarlık var. Orayı Samsun Belediyesi Amisos Tepesi olarak nitelendirdi. Şimdi oradaki çıkan bulgular var. Mezarlardan çıkan çok sayıda bulgular var. Bu bulgular çoğu, fotoğrafları benim elimde var. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde var. Dünyanın çeşitli kentlerinde var. Bunların getirebileceklerimizi buraya getirip veya benim elimdeki fotoğraflardan yararlanarak burada bir müze kurulabilir. Amisos'un olduğu tepede, nekropolde bir müze, bunların sergilendiği bir müze kurulabilir ve Samsun halkına çok büyük katkı sağlar kent kültürüne. Şimdi 36 numaralı fotoğrafa geçtiğimiz zaman, 36 numaralı fotoğrafta kent müzesinin olduğu binadır bugün bu. Kent müzesi burada kuruldu. Şimdi 37 numaralı fotoğrafa geçtiğimiz zamanda ise yine kent müzesinin denizden görülmüş halini görüyoruz. Denizden çekilmiş halini görüyoruz. Ortada yine katedral görülüyor. Öndeki iki bina burada günümüzde müze olan binalardır. Şimdi bu sağında ve solunda olan, müzenin sağında ve solunda olan, yani baro lokali ile ray apartmanları istimlak edilerek, alınarak müzenin sınırları içine katılmalıdır. Müze, Samsun Barosu'nun bulduğu bina, ray, diğer taraftaki ray apartmanları istimlak edilerek kent müzesi topraklarına katılmalıdır, arazisine katılmalıdır. Çünkü önemli bir işlev görmektedir kent müzesi. O açıdan bunların önemini ifade etmek isterim. Şimdi Samsun'daki Sultanahmet Meydanı'ndaki düzenleme yapılırken, bu düzenleme sırasında demin ifade ettim, bu yalı kahvesi olan Marif Kahvesi ya da Havuzlu İsmail'in kahvesi denilen kafenin yıkılmaması lazım. Oranın nostaljik bir değeri var. Sahili Bahir'de, yani Karadeniz sahilinde bulunan kıyı kahvelerinden birisidir. Orası konularak ve bununla ilgili fotoğraflar da Havuzlu İsmail'in yakınlarından temin edilerek burası da zenginleştirilebilir. Yine Sultanahmet Meydanı'nda eski çarşı karakolu vardır. Bu 38 numaralı fotoğrafa girdiğimiz zaman orada göreceğiz bu fotoğrafta. Burası bir polis müzesi haline getirilebilir. Samsun tarihi açısından önemlidir bu fotoğraf geldi bakın 38 numaralı. Burası eski İttihat Terakki binasıdır. İttihat Terakki'nin önde gelenlerinden Ağoğlu Ahmet burada nutuklar vermiştir. Hatta burada önemli bir fotoğraf vardır. İdam edilen kişiler de Sultanahmet Meydanı'nda karakolun önünde asılmaktadır. Evet sevgili hocam, fotoğraflarda epeyce bilgi verdiniz ve tabii bunlar eskiden biz konuşurduk ama ayağa yere basan böyle bir adım, evet, atılması söz konusu değildi. Tabii bugün ayağa yere basan bir yapıda Samsun'da bir takım tarihi mekanlar korunuyor. Evet. Bu da neden? Onun nedeni de şu, bana göre Tarihi Kentler Birliği Başkanı olması, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın, bir de sizin bu birikimlerinize hep böyle sıcak bakması, evet, o sıcak bakmasını da hayata geçirmesi söz konusu. Sizin tabii ben kesmek istemedim özellikle, hı-hı, çünkü o birikimlerinizin yansıması, yıllarınızı vermişsiniz, 20 yılın üzerinde Samsun tarihi çalışmışsınız. Bu zor bir olay tabii. Bunu yaşam tarzı haline getirmişsiniz de. Ben sizden şeyi öğrenmek istiyorum sevgili hocam. Özellikle Samsun'da, Samsun dendiği zaman Çiftlik Caddesi akla gelir, evet, biliyorsunuz. Her kentin bir caddesi vardır. Biz Samsun'da Çiftlik Caddesi'ni son yıllarda çok güzel bir hale getirdik. Modernize ettik. Hatta binaların giydirilmesiyle, oradaki mekanların değiştirilmesiyle, yolun trafiğe kapatılarak bir takım ticari aktivitelerin öne çıkartılmasıyla çok ciddi bir yapıya geldi. Çiftlik Caddesi
tarihsel misyon olarak bugün işlevini tam yerine getirdi mi hocam sizce? Şimdi Çiftlik Caddesi dediğimiz zaman demin de ifade ettim. Şimdi cadde siz de söylediniz. Caddeye baktığımız zaman cadde yeni bir kimliğe kavuşuyor. Şimdi burada Çiftlik Caddesi'nin hakkında düşüncelerimi söylemeden önce 58 numaralı bir fotoğrafı girersek vakti zamanı değerlendirmek açısından 58 numaralı fotoğrafta Çiftlik Caddesi'ne adını veren, Çiftlik Caddesi'ni açan kişi Mutasarrıf Halil Hamdi Bey'in büstünün yapılması gerekir. Çünkü Çiftlik Caddesi'ni açan kişi budur. Hamdi Bey Caddesi olarak da anılıyor o dönemde. Çiftlik Caddesi, o ağaçları diken kişi hepsi budur. Bunu postanenin girişi olan, Çiftlik Postanesi'nin girişine olan yerde büstünün dikilmesi lazım. Ahde vefa diye. Bunun büstünün oraya dikilmesi lazım. Birincisi bu. İkinci, 59 numaralı fotoğrafa girdiğimiz zaman 59 numaralı fotoğrafta Çiftlik Caddesi'nin ilk hallerini görüyoruz. Bakın iki taraflıkta ağaçlıklı hal. Bu ağaçları diken Hamdi Bey'dir. O dönemdeki adı da Çiftlik Caddesi değildir. Hamdi Bey Caddesi'dir. 60 numaralı fotoğrafa girdiğimiz zaman yine ağaçlıklı yolları görebiliyoruz burada da. İşte bakın burada Çiftlik Caddesi'nin eski halidir. Yine aynı şekilde 61 numaralı fotoğrafa da girdiğimiz zaman yine burada da Çiftlik Caddesi'nin sonundaki bu kuleli bina bugün basın yayın kurumunun olduğu binadır. Yani öğretmen, basın ilan kurumu. Basın ilan kurumunun olduğu binadır. Tam karşısında da şey vardır, öğretmen evi vardır yan çaprazında. Öbür karşısında da Belçika konsolosluğu vardır. Burası Çiftlik Caddesi önemlidir. Şimdi yalnız bu kadar konuştuktan sonra bir de öz eleştiri yapmak istiyorum. Samsun'da bir vatandaş olarak yaşayan, Samsun'a hizmet eden bir vatandaş olarak bugün Çiftlik Caddesi modern hale getirilmiştir ama bir taraftan da nasıl söyleyeyim yozlaştırılmıştır. Ben bundan başkanımızın haber olduğunu zannetmiyorum. Siz bir cadde yapıyorsunuz ve buraya 3 adım arayla, 5 adım arayla çift sıralı oturma tabelaları yapıyorsunuz. Oturma bantları yapıyorsunuz. Ve bu bantlara ne kadar ipsiz sapsız varsa oraya düşüyor. Evet, oraya oturuyorlar. Siz ailenizle oradan geçerken iki taraflı podyumda yürür gibi bunların önünden geçiyorsunuz. Yetmedi, gözümle gördüm. Logantacılar burada önüne şey koymuşlar, bant koymuşlar. Buraya servis yapıyorlar. Bu caddenin işlevini öldürmez mi? Yani Samsun'a, ben Avrupa'da da gezdim, Türkiye'nin birçok şehrinde de gördüm, böyle bir uygulama görmedim. Bu taburaların Samsun halkına rica ediyorum, buradan bu bantların kalkması lazım. Kalkmadığı zaman ileride nahoş olaylar ortaya çıkacaktır. Adım gibi eminim, orada oturan kişi gözüyle veya ileride fiili olarak tacize uğrayacaktır. Bir sürü adam orada oturuyor. Sizi çok etkilemiş hocam. Evet, etkilemez mi? Sevgili... Samsun'a dışarıdan gelen bir kişi ki ben dışarıdan geliyorum, uzun yıllar gelmiyorum Samsun'a. 6 ay sonra geliyorum, 1 ay sonra geliyorum veya ne bileyim 1 sene sonra geliyorum. Bir bakıyorum ki şehir gayet güzel, modernleşmiş ama daha sonra bir bakıyoruz ki bu bantlar konulmuş. Bantlar oranın havasını öldürüyor. Orası bir gezinti yeridir. Yorulan kişi kafe vardır, gider oturur. Orada geçip de onun bunun kadınını, kızını dörtgenlemez. Sevgili hocam çok teşekkür ederim. Bize ayrılan süre bitmek üzere. Yalnız bitmeden önce bir müsaade isteyeceğim. Çok önemli olan bir nokta var. Onu da dile getirmek istiyorum. Şimdi bakın her kentin velisi var, delisi var. Samsun'a da mal olmuş deliler var. Bu deliler örneğin 55 numaralı fotoğrafı girer misiniz? 55 numaralı fotoğrafa girdiğimiz zaman ilginç bir tip çıkacak. İsmail Baba denilen bir kişi bu. Namı değer Deli İsmail. Bu İsmail Baba meczup. İstanbul'da nasıl Pazaroğlu Hasan Bey denilen bir kişi var. Esnafı geziyor, 5 kuruş alıyor. Bu da esnaftan birer kuruş alıyor. Esnaf veriyor. Elinde bezle bağlanmış bir sopa. Bir sürü çaput bağlanmış birisi. Diğer fotoğrafı girerseniz 56 numaralı fotoğrafı. Bu 56 numarada da çoğunun tanıdığı Deli Metin var. Hala yaşıyor bildiğim kadarıyla. Bunun gibi Samsun'da Kaval denilen birisi var. Müfettiş var. Mecidiyede gezen bizim gençliğimizde Biryant'in saçlı dik yakalı siyah pardesörlü birisi. Cimperi Servet var. Bunların Samsun halkının kültürel değeri olarak konulup dolaştığı yerlere heykellerinin yapılması gerekir diye öneriyorum.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle sizi kesmek istemedim. Çünkü o birikimlerinizin bir yansımasıdır. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar Samsun'a tekrar geldiğinizde çok geniş boyutlu bir program yapmayı arzularım sizinle. Evet sevgili seyirciler, geçmişten geleceğe baktığımız bakış programımızın bu yaz sezonundan sonra yaptığımız ilk programdı. Özellikle Baki Sarısakal Samsun tarihiyle ilgili tarihsel gelişimleri günümüze taşıyan, bugüne kadar 15 eseri yayınlanmış, 30'a yakın eseri de baskıya hazır durumda. Bunların hepsi Samsun tarihi ve bu eserler bugüne kadar özellikle 30'lu, 40'lı, 50'li yıllardan günümüze kadar gelen yapıda bakıyorum. Ben yaptığım araştırmalarda Baki Hoca gibi gerçekten Samsun tarihini günümüze layıkıyla taşıyan ve bu konuda da tabii bir şansı daha var. Bu kentte birçok yerel yönetici geldi geçti. Ancak tabii bu Cumhuriyet'in ilk yıllarından 70'li 80'li yıllarda da böyleydi. Samsun'daki yerel yöneticilerin bu kadar duyarlı ve gerçekten hassas davranmaları söz konusu değildi. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın bu konuda özellikle tarihsel mekanı, Samsun'daki tarihsel mekanların günümüze kazandırılması açısından çok duyarlı olmasından dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Sevgili hocam size de teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız, stüdyoma geldiniz. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi geceler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim.